Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Star Atlas'ta yeni gelecek olan gemileri birlikte inceleyeceğiz ve bu gemilerin özelliklerini, ayrıntılarını, hangi mesleklerde kullanılabileceğini, ne tür alanlarda kullanılabileceğini birlikte ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce size ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Belki birçoğunuz biliyordur ama bilmeyenler varsa diye haberleri olsun istedim. Kurucusu olduğum Coexist klanından tamamen ayrıldım ve yeni bir oluşum üzerine şu anda çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde bunun duyurusunu yapacağım zaten. Nasıl bir oluşum olduğunu, neler yaptığımı üzerine. Bu ayrılığın kötü bir ayrılık olmadığını sadece bilmenizi istiyorum. Sıkıntılı bir ayrılık olarak değil de bunu farklı düşüncelerden kaynaklanan ve farklı oluşum isteklerinden dolayı böyle bir şey yaptığımı bilin sadece. Sizler olan sorumluluğumu daha iyi şekilde yerine getirebilmek için böyle bir adım attım. Klan seçimi konusunda karar yine tamamen sizde ve isterseniz Coexist'te ya da isterseniz benim kuracağım olan guild'e katılmak tamamen kendi tercihiniz olmalı. Bunu kesinlikle unutmayın. Deyip incelemeye başlayalım. Toplamda 9 tane gemi 14'ünden itibaren satışa çıkmaya başlayacaklar. Bu seferki satış kısmında Commander gemilerle de karşılaştık. Hatta incelemeye de ilk önce onlardan başlayalım. Böyle en büyük gemilerden küçük gemilere doğru sıralayarak böyle gemileri incelemeye başlayabiliriz. İlk gemimiz Fimbul Echoes 3 Arrow. Bu gemi gerçekten beni en çok etkileyen gemilerden bir tanesi oldu. Yani tasarım olarak özellikle. Bayağı hareket edebilen, dolaşabilen bir gezegen resmen. 800 metre boyutlarında ve şu ana kadar çıkmış en büyük gemi olma unvanını taşıyor bu Three Arrow. Üzerinde kubbe şeklinde bir alanda tamamen böyle insanların yaşamını sürdürebilecek, resimde de çok net görünüyor bu. Gölleri, ağaçları, toprakları, tarım arazileri olan tamamen yaşam koşullarına müsait bir gemi karşımıza çıkıyor. Bu geminin asıl gücü bombardıman olması. Bombardıman bir gemi ama aralarındaki en güçlü bombardıman diyelim. Çünkü bu aslında bir gezegen katili bir gemi olarak bunu nitelendirebiliriz. Fimbul serisi özellikle bu tür konseptini her gemide barındırıyor. Yeniden yaşam oluşturabilme ne kadar yıkıcı bir gücü olsa da aynı zamanda yanında yaşamı devam ettirebilir, sürdürülebilir kaynaklarla birlikte karşımıza çıkıyor ki burada bu en net örneklerinden bir tanesi olmuş. Fimbul Echoes dediğim gibi Commander sınıfında karşımıza çıkıyor ve toplamda 800 metre uzunlukta. Mürettebat sayısı olarak da toplam 47 kişilik bir mürettebat üyesine sahip. Bu geminin çıkış fiyatı 99.500 dolarla satışa çıkacak. Toplamda 90 adet bu gemiden olacak ve çok sınırlı bir sayıda, çok az sayıda bir gemi. Ve bunlar arasında benim kişisel olarak da Commander'lar arasında favorim kesinlikle Three Arrow. Hani yapısı gereği, görseliyle, üzerindeki tüm varlığıyla, her şeyle beni bayağı etkileyen bir gemi oldu. Sıradaki gemimiz ise Pierce C11. Pierce C11 Commander boyutlarda karşımıza çıkacak gemilerden bir diğeri. Bu gemi de yine Three Arrow kadar büyük, 790 metre uzunluğunda, devasa boyutlarda bir savaşçı bir gemi. Bu daha çok askeri üs olarak kullanılacak. Üzerinde çünkü çok büyük filoları barındırabilecek belli kargo alanları var. Çok büyük silah gücüne sahip bir gemi olacak ve boyutuyla birlikte üzerinde çok fazla gemiyi de barındırabilecek. Yani filolarla birlikte yola çıkabilecek. Toplamda 68 kişilik mürettebat üyesine sahip olacak ve dediğim gibi bu şu anki görselde gördüğümüz gibi aslında içerisinde birçok gemiden oluşan filoları yanında taşıyabilecek. Bu boyutlardaki bir gemiye de saldırmak kolay kolay mümkün olmayacaktır. Eğer ki benzer güçlerde, sayısal üstünlüğünüz ya da farklı bir durumda değilseniz karşınızda bir C11 gördüğünüz zaman yolunuzu değiştirmek çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu geminin de çıkış fiyatı 80.100 dolar üzerinden çıkacak. Toplamda 109 adet bu gemiden olacak. Şimdi sıradaki gemimiz ise gerçekten tam bir sanat harikası diyelim buna. Öyle güzel tasarlanmış, öyle mükemmel bir yapıya sahip ki. Orgica Jot Astraeus aslında lüks bir konaklama birimlerinin olduğu kapital boyutlarda bir taşıma gemisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu nasıl bir şey? Yolculuk yapılabilecek bir otel gibi düşünebilirsiniz. Aslında bir taşıma gemisi. İnsanları bir noktadan bir noktaya götürecek olan bir gemi olacak ama gördüğünüz gibi içerisinde tiyatro salonu, daha doğrusu gösteri salonlarının olduğu, mekanların, barların olduğu, içerisinde şelale barındıran, şu an gördüğünüz görseller bir geminin içerisinden müthiş bir tasarıma sahip bir gemi aslına bakarsanız. Capital boyutlarda oldukça büyük bir gemi olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda 16 mürettebat üyesi olacak bu geminin. Ayrıca bu geminin şöyle bir olayı da olacağını düşünüyorum ben. Sadece mürettebat üyelerinin çalışma alanları falan değil. Aynı zamanda içeride sahneler olduğu için, mekanlar olduğu için bunların işletmesinde de çalışacak insanlar olacağını ben açıkçası düşünüyorum. Sahne
gösterileri yapan kişiler, müzisyenler, mekanlarda çalışan garsonlar gibi çalışanlara da aynı zamanda ev sahipliği yapacak bir gemi. Bu geminin ise çıkış fiyatı 25 bin dolardan çıkacak ve toplamda 164 adet var. Gerçekten tasarım olarak çok özenilmiş ve çok güzel tasarlanmış bir gemi. Yani tasarımını gerçekten çok beğendim. Sıradaki gemimiz ise Fimbul Ecos Bombarella. Fimbullar biliyorsunuz hepsinde aynı durum var. Genel olarak bombardıman gemileri olarak geçiyorlar ve aynı zamanda ekolojik konuda da toprağı ya da bombaladıkları alanlarda oluşum sağlıyorlar. Yani o bombaladıkları alanları yok ediyor. Aynı zamanda da orada yeni bir tekrardan yaşanılabilir bir ortam oluşturuyor. Fimbul'un bu yönü gerçekten çok güzel ve tasarım olarak da böyle grafitilerin olması, yuvarlak hatlara sahip bir gemi olması açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi Ecos Mombarella yine kapital boyutlarda olan bir bombardıman gemisi olarak karşımıza çıkacak ve toplamda 21 mürettebat üyesini bünyesinde barındırabilecek. Bombarella kendi içerisinde çok kapsamlı ve rahat bir yaşam alanı sunarken ağır bombardıman özellikleriyle de çok yıkıcı bir güce sahip ve aynı zamanda dediğimiz gibi yıkıcı gücün yanı sıra ekstradan da yaşam oluşturabilecek bir güce sahip. Ve bunun yanında çok kalın bir gövde yapısına sahip olduğu için de oldukça dayanıklı bir gemi olacak. Yani saldırılara karşı savunma konusunda da önemli noktada bir avantaj sağlayacak bir gemi olacak. İç tasarımı gerçekten çok renkli, böyle canlı, biraz hippie kafasında olan bir gemi. Gerçekten tüm Fimbul tasarımlarında zaten bunları görüyoruz. Her birinde işte grafitiler, canlı renkler özellikle seçilmiş. Bu geminin ise çıkış fiyatı 30 bin dolardan olacak ve toplamda 179 adet olacak Fimbul Ecos Bombarella'dan da. Sıradaki gemimiz ise beni takip eden birçok kişi biliyordur. Benim beklediğim ve nasıl bir şey olacağını çok merak ettiğim gemilerden bir tanesi Calico Evac. Bir kurtarma ve iyileştirme gemisi olarak karşımıza çıkıyor ve bu şu ana kadar çıkan gemiler arasında Rescue sınıfında olan tek gemi. Ve bu da Calico Evac'ı kesinlikle çok özel bir noktaya koyuyor. Tıpkı Vizis Opot'ta olduğu gibi, hani çıkış fiyatı düşüktü, arzına göre yani medium boyutlarda olan bir gemiye göre çok fazla rağbet gördü ve fiyatı çok fazla aşağı inmeyip çok hızlı sürede biten gemilerden bir tanesiydi. Dediğim gibi alanında tek olduğu için çok özel bir noktada olacağını düşünüyorum. Bu geminin toplamda 6 mürettebat üyesi olacak. Calico Evac tam olarak bütün her şeyle kurtarma görevleri için inşa edilmiş bir gemi. Gövde kesici ekipmanlarından tutun da ekstradan kurtarma dronlarına ve kurtarma uçaklarına sahip tamamıyla rescue üzerine odaklanmış bir gemi. Bunun yanında ekstradan güçlü gövde yapısına sahip ve savaş alanı içerisine girip oradaki insanları kurtarabilecek şekilde tasarlanmış bir gemi. Saldırılara maruz kaldığında dayanıklılık konusunda da kendini ön plana çıkartacak olan özelliklere sahip. Durumu kritik seviyelerde olan, sersemlemiş olan ya da baygın durumda olan gemilerdeki mürettebatı kurtarmak için özellikle çok fazla rağbet görecek bu tür durumlarda. Gövde kesici ekipmanlarıyla gemileri kesip içerisinde sıkışmış olan, orada kalmış insanları kurtarabilecek. Yani Calico Eva şöyle özetleyebiliriz. Aslında medical özelliklerine sahip Star Atlas'ın ambulans gemisi olarak bunu nitelendirebiliriz. Ama dediğim gibi sadece ambulans olarak değil, kurtarma olarak da bunu değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü sadece iyileştirmek için değil, sıkışmış, belli bölgede kalmış insanları girip oradan çıkartıp kurtarabilme kapasitesi de olduğu için kurtarma ve iyileştirme gemisi olarak sınıflandırabiliriz. Bu geminin fiyatı ise 2200 dolardan satışa çıkacak ve 1810 adet toplamda Calico Evac var. Sıradaki gemimiz de Fimbul Bios Earp. Ya Fimbulların hepsinin tasarımı benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Böyle çok farklı tasarımlarla karşınıza geliyor. Tasarım olarak böyle old school kafada yapılmış. Böyle sanki klasik bir uzay gemisi. Böyle çok eskilerden kalmış ve güçlendirilip geliştirilmiş bir gemi olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğraflarda da fark ederseniz böyle her yerden kablolar fışkırmış. Böyle her şey çok eski bir görüntüsü var. Her tarafı kırık dökük, böyle her an parçalanacakmış gibi duran bir etkisiyle karşımıza çıkıyor Fimbul Bios Earp. Buna rağmen çok güçlü bir savaş gemisi bu arada Fimbul. Hız konusunda, silahlarının kuvveti konusunda ve toplarıyla ön plana çıkan bir fighter gemi olacak. Toplamda 2 kişilik mürettebat alanı olacak. Pilot ve co-pilot olmak şekilde. İlk başlarda da bahsettik. Fimbulların hepsinin silah gücü oldukça yüksek. Yani çok ağır hasar verebilecek potansiyelde silahlara sahipler Fimbul'lar. Özellikle topları konusunda çok güçlü oluyorlar. Earp de aynı şekilde. Hız konusu da buna eklendiği zaman hem çevik, hızlı, hasar konusunda da oldukça başarılı bir gemi olduğu için acil durumlarda hızlı bir takviye ekibi olarak savaşlara dahil olabilir ya da belli çatışmalara dahil olabilecek bir gemi. Ve aynı zamanda savunma konusunda, belli durumlarda yine eskortluk konusunda oldukça fazla kullanılacak bir özellikleri olduğunu düşünüyorum. Bu geminin asıl olayı gerçekten aslına bakarsanız savaş.
var. Yani hasar konusunda çok kuvvetli, hız konusunda çok kuvvetli, çevik bir gemi. Bunların hepsi bir araya geldiğinde savaş kategorisinde, fighter kategorisinde değerlendirilebilir ve fighter kısmında da kullanacağımız meslek alanları da eskortluk görevler, savunma görevleri ve belli durumlarda da saldırılarda kullanılabilecek bir gemi olacaktır. Fimbulbios Urban fiyatı da 895 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Toplamda 7815 adet bu gemiden olacak. Şimdi sıradaki gemimiz ise Pierce X6. Pierce X6 mühimmat, yemekhane ve hapishane modülleri bulunan bir gemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında bu gemiyi bir polis gemisi olarak nitelendirebiliriz. Tasarım olarak da kullanılan renklerle de zaten bu hissi biraz veriyor bize. Mavi ve kırmızı ışıkların kullanılıyor olması, tasarım şekli biraz daha polis gemisi gibi gösteriyor kendisini. Small boyutta ve toplamda 2 kişilik mürettebatı olan pilot ve co-pilot olarak oldukça hızlı, oldukça çevik, güçlü silah sahip bir gemi X6. Eğer ki Star Atlas Metaverse'ünde bu tür polis sistemleri olacaksa, belli güvenlik güçleri olacaksa, Star Atlas'ın polis araçları Pierce X6 olacak. Bu buradan kesinlikle belli oluyor. Tabii ki de kullanım alanı olarak bunu devriyeler, güvenlik ve belli bölgeleri savunma konusunda kullanılacak bir gemi olarak düşünüyorum X6'yı. Toplamda 7508 adet Pierce X6'dan olacak ve çıkış fiyatı da 930 dolardan satılacak. Bir diğer gemimiz ise Rainbow Chi. Bu geminin tasarımı da beni etkileyen gemiler arasında. Buna da değinmeden geçemeyeceğim. Böyle dümdüz metal spatula gibi görünen bir şey gibi olabilir geminin tasarımı, ama bu gemi aslında şekil değiştirebilen bir özelliği var. Ayrıca ekstradan yakıt modülü ve ekstra mühimmat modülleri ile uzun mesafelerde yolculuklara çıkabilip çok rahat eskortluk yapabilecek bir gemi olarak ben nitelendiriyorum bunu. Gemi şekil değiştirebilme özellikleriyle birlikte aslında şöyle bir özellik kazanıyor. Bir saldırı durumunda, saldırının yoğunlaştığı noktadaki bu geminin şeklini oraya ağırlık vererek savunma sağlaması ya da silahların yönünü ya da bulunduğu noktayı gene aynı şekilde şekil değişimiyle taşıyarak saldırı konumunda da daha geniş bir açıya, daha rahat bir saldırı sunabilecek bir sistem sağlıyor. Geminin şekil değiştirebiliyor ve üzerindeki tüm parçaların yer değiştirebiliyor olması. Tek kişilik bir gemi olarak karşımıza çıkacak bu arada. Tek mürettebat alanı pilot yuvası. Bu gemi meslek olarak kullanım alanı büyük bir ihtimalle genel olarak eskortluk olacak. Çünkü uzun yolculuklara çıkabilecek ekstradan bir yakıt yuvası var. Bunun yanında mühimmat konusunda da uzun soluklu bir şekilde savaşabilecek potansiyeli olduğu için de uzun yolculuklarda yapılan görevlerde eskortluk yapabilecek, koruma sağlayabilecek bir gemi. 995 dolardan satışa çıkacak ve 7489 adet toplamda Rainbow Chi'den var. Son gemimiz ise Tufa Face. Özellikle asteroid kuşakları arasında kullanılabilecek, suikast ve gizli görevlerde daha da yoğun bir şekilde kullanılacak olan bir gemi olduğunu düşünüyorum Tufa Face'in. Çünkü yapısal olarak, tasarımsal olarak asteroide aşırı benzer bir şekli var. Gizlenme konusunda özellikle asteroidlerin aralarına girdiği zaman fark edilemeyecek boyutta bir asteroid benzerliği olan bir gemi olacak. Bu da bu gemiyi bu bölgelerde çok sık göreceğimiz ve aslında bir yandan da bir nevi mayın mantığında çok korkutucu bir özelliği olacak aslında bunun. Çünkü o bölgeden geçerken herhangi bir asteroid parçası bir anda bize saldırabiliyor olacak. Bunlara da tabii ki de Tufa Faced olacaklar. Small boyutlarda bir gemi olarak yine karşımıza çıkıyor bu gemi ve 2 kişilik mürettebat üyesi olacak. Radar slotlarının bulunması, ekstradan yemekhanesinin bulunması falan o bölgede belli görev alanlarında uzun süre kalabilmesini sağlayacak durumlar ve orada yaklaşan herhangi bir tehlikeyi ya da avı görebilecek bir şekilde bir yerde pusuda bekleyip avının gelmesini bekleyecek aslında diyebiliriz. Genel kullanım alanı bu şekilde olacaktır Tufa Face'in. Tasarım olarak Tufa modelini ilk defa görüyoruz. İlk defa çıkan gemiler arasında bu arada Tufa. Ve tasarım olarak tüm gemilerden çok daha farklı bir yapıya sahip. Hem dış kısmıyla olsun hem de iç yapısıyla olsun çok farklı ve yine çok güzel bir tasarım gemisi olarak karşımıza çıkıyor Tufa. Toplamda 6589 adet Tufa Face olacak ve 795 dolardan small gemiler arasında en ucuz gemi olarak Tufa Face çıkıyor olacak. Şimdi şöyle bir şeye de değinmek istiyorum. Şimdi small gemilerin fiyatları birbirlerine çok yakın ve özellikleri de aslında hemen hemen
birbirlerine çok yakın diyebiliriz. Hangisini almalıyız? Hangisini aldığımız zaman daha avantajlı oluruz gibi düşünceler kafanızda beliriyor olabilir. Çok normal. Çünkü karar vermesi zor. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Çok benzer fiyatlarda ve hepsi de small boyutlarda. Şimdi karar verirken sizin yapmanız gereken şey, bu gemiler arasında hepsi fighter gemiler olduğu için sizin seçim yapmanız gerektiren konu geminin kullanış aşaması olacak. Bir Tooth of Fate seçerseniz böyle sürekli aksiyon halinde bir savaşta değil de daha çok pusu halinde bir bekleme kısmında görev alacaksınız. Daha çok kullanılacak ve bu tür görevler hoşunuza giderse bunlar üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Ya da Fimbulbios Orb'ü tercih ederseniz daha ağır hasarlar verebilir ve daha aktif savaşlar içerisinde bulunabilecek bir gemiye sahip olursunuz. Rainbow Chi tasarım olarak farklı konseptlerde ve kullanım şekli çok daha farklı bir gemi olacak. Diğer small gemilere göre daha uzun mesafelere gidebilecek ekstra bir yakıt yuvası olduğu için geminin kullanım şeklini aslında düşünerek kendi zevklerinize göre karar verebilirsiniz. Bu diğer gemiler için de geçerli. Yani karar verirken bu small fighter gemiler arasında bir karar vermek istiyorsanız aralarındaki kullanım şekillerine ve kullanım şeklinin de size uygun olup olmadığına, yani size oynarken oyunda keyif verip vermeyeceğini düşünerek bir karar verebilirsiniz. Yeni gelecek gemiler hakkında söylemek istediklerim şu anda bu kadar. Aklınızda sorular olursa yorumlara mutlaka yazabilirsiniz. Başta dediğim gibi yeni klan kurulumu için hızlı bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Kısa bir süre içerisinde bunu da tamamlayıp size duyuruyu mutlaka geçeceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.